Selam millet. Konumuz dünyanın en çok satan ilacı. Aspirinden bile çok satıyormuş. Doğum kontrol hapı. Milyonlarca kadın kullanıyor. Kullanıp kullanmamayı düşünenlerin aklındaysa milyonlarca soru. Kilo aldırıyor mu? Depresyona sokuyor mu? Depresyonlar çıkarıyor mu? Göğüsleri büyütüyor mu? Sivilceleri geçiriyor mu? Regülerlerini arttırıyor mu? Azaltıyor mu? Bunlar doğum kontrol hapı kullandığımı söylediğimde takipçilerimden gelen soruların sadece bir kısmı. Bu soruların cevapları elbette doktorlarımızda. Ama bir kullanıcı yorumu, bir kullanıcı deneyimi duymak istiyorsanız doğru videodasınız. Totalde 4 sene Yasmin, 2 yıla yakında Diane kullandım. Ben polikistik over hastalığından muzdaribim. 5 kadının birinde olan tüylenme, sivilcelenme, regli düzensizlikleri ya da kilo artışı gibi belirtiler verebilen bir kadın hastalığı, ama bu başka bir videonun konusu. Bu kadın hastalığı sonucunda aşırı sivilcelendiğim bir dönem geçirdim. Tabi sivilcele ilk çıkmaya başladığında ben bu hastalığı falan bilmiyorum. Doktor geziyorum. Ergenliği boyunca sivilce çıkarmayan kızım. Geç ergenlik mi yaşıyorum, ne yaşıyorum? Birkaç cilt doktoruna gittim. Sivilce kurutucu antibiyotikler deniyorum geçmiyor. 3 gün uykuya yatıyorlar, sonra parti, her yerden çıkıyorlar. Arkadaşımın tavsiyesiyle bir doktora gittim. Dedi ki Gözde, ben bunların hormonal akneler olmasından şüpheleniyorum. Şimdi seni kadın doğuma yolluyorum. Bir baksınlar bakalım, polikistik over olabilir. Nitekim polikistik over teşhisim konduktan sonra ve onu baskılaması adına cilt doktorumun ve kadın doğumcumun ortak kararıyla doğum kontrol hapı hayatıma girdi. Yasmin'le başladım ve doktor bana dedi 2 ay sabret, 2 ayın sonunda değişimi göreceksin. Nitekim hakikaten 2,5 ayda falandık, benim cildimde sivilce çıkmaz oldu. Var olanlar geçti, kurudu gitti. İzlerle savaşmaya başladım. Nasıl savaştığımı da Dermar Olur videomdan daha sonra izleyebilirsiniz. Ama şu an bir yere gitmeyin sakın. Burada kalın çünkü daha çok şey anlatacağım. Sadece 23-25 yaşım arası kullanmış olsaydım kilo aldırdığını söyleyebilirdim. Ama ben yıllar sonra 28-29 yaşım gibi polikistik overim tekrar alevlendiğinde yeniden doğum kontrol hapı kullandığım için iki dönemi kıyaslayabilecek durumdayım. 23 yaşındaki Gözde hayvan gibi yiyordu. Dolayısıyla kilo alıyordu, ama bunun sebebi Yasmin miydi değil miydi o an için bilmiyoruz. Sonra 28-29 yaşındaki Gözde'ye gidiyoruz. O Gözde incecikti. Hayatımın en zayıf dönemiydi. Çünkü neden? Her gün pilates, her gün koşu yürüyüş. Doğum kontrol hapı kilo aldırıyor idiyse o dönem nasıl almadım? Yani hayat tarzı çok etkiliyor arkadaşlar. Tabii ki de bu bir ilaç. Herkes de başka bir yan etkisi olabilir. Ama ilk aylarda ödem yapıyor. O memelerin şişmesi çok da güzel oluyor küçük memeliler için. Hafif bir göbek ilk aylarda oluyor. Bak iki dönemimde de ilk aylarda onu net gördüm, ama sonra geçti arkadaşlar. O çok zayıf olduğum dönemin de ilk aylarında bunu yaşadım, ama sonra geçti. Ve araştırmalar da şunu göstermiş. O ilk 1-2 ayda gözümüz korktuğu için, hani mesela 1-2 kilo alıyorsun. Bu böyle giderse her ay 2 kilodan ben bu sene 25 kilo alırım, hemen bırakmalıyım deyip bırakan kadın çok oluyor. Yeni başlıyorsam ne yapardım? Birkaç ay kullanıp bir kendimi gözlemlerdim. Yani baktım hakikaten kilo artışı devam ediyor, o noktada keserdim. Regl'in birkaç gün öncesinde gelen hissini hepiniz anladınız. Kelimeler yetmez çünkü. O hisleri, o hayata, çevrene, işine, gücüne, her şeye düşman olma hissini çok azaltıyor arkadaşlar. Bunu çok net tespit ettim. Kameramın şarjı bitti. Diğer kamerama geçmek zorunda kaldım. Bir diğer konu, depresyon yapıyor mu? 29 yaşında polikistik overim tekrar alevlendi. Yine yüzümü sivilce bastı. Aynı süreç. Ve ben yeniden doğum kontrol hapına başladım aynı doktora giderek. Ve çok aceleciydim. Bir an önce geçsin istiyordum. İşimi baltalayacağını düşündüğüm için. Doktor bana dedi ki bu doğum kontrol hapı duygusal olarak seni yorabilir. Buna dair çalışmalar var. Dengeni biraz bozabilir. Fakat sivilce konusunda
Çok güçlüdür. Ve ben dedim ki doktor hanım hiçbir şey beni bu simicelerden daha fazla depresyona sokamaz. Verin gelsin. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Ve gerçekten ağzıma etti. Çok zorladı beni psikolojik olarak. Fakat dayandım. Sivilcelerim gerçekten de geçti. Ha benim sivilcelerimi Yasmin de aynı şekilde geçirmişti. O ayrı ama doktorun dediğine göre bu daha hızlı etki ediyormuş. Peki cildime bu kadar iyi gelen bir ilacı kamera önü işi yapmama rağmen neden kesintisiz kullanmadım? Neden 1-2 yıl kullanıp hep en az 1 yıllık aralar verdim? Sebebi annemin meme kanseri olması. Ailenizde meme kanseri hikayesi varsa annenizde falan tetikleyebildiği söyleniyor bu ilacın. Söyleniyor dediğim doktorlar söylüyor. Beni bu konuda kadın doğum uzmanı uyardı. Aslında bir gen testi yaptırmamı da önerdi. Biliyorsunuz kanser geni var. Yani bilmiyorum, belki de bilmiyorsunuz ama bunu gen testiyle öğrenebiliyorsunuz sizde o genin olup olmadığını. Ha kanser geniniz yoksa da kanser olabilirsiniz. Fakat böyle bir gen de var. Ben yaptırmadım. Biraz böyle meşakkatli bir testi yaptırmam lazım. Kısa dönem kullanmanı öneriyorum dedi. Ve ben bu yüzden polikistik ovarimin çok alevlendiği dönemlerde kullanıp diğer dönemlerde ara vermeyi tercih ettim. Ben bu konuşmalardan da anlayabileceğiniz gibi doğum kontrolünden ziyade polikistik ovarimi baskılamak amacıyla kullananlardanım. Ama doğum kontrolünde de başarılı olduğunu gördüm mü? Gördüm tabii ki. Tecrübeyle sabit. Doğum kontrolü kullandığınız zaman daha rahat bir seks hayatınız oluyor. Sigara içenler lütfen burayı çok iyi dinlesin. Sigarayla beraber doğum kontrol hapı kullanılması hakikaten çok riskli. Ben bu riski aldım. Şimdi bakınca ne salakmışım diyorum. Yapılmaması lazım. Çünkü pıhtı atma yani damarınızın tıkanması riskini taşıyorsunuz. Ve ben bunu yaşayan birinden ve aman be şimdi de elektrikler kesildi. Çekeceğim bu videoyu ya. Benim bir arkadaşım çok büyük bir tehlike atlattı bu sebeple. Sigara içtiği bir dönemde doğum kontrol hapı kullanıyor. Bir çeşit hani halk diliyle bizim bildiğimiz tabiriyle felç inmiş resmen. Pıhtı atması öyle bir şey zaten. Bir anda kolunu ve yüzünün bir tarafını böyle çenesi kaymış, kullanamamaya başlamış. Hemen acile götürmüşler. Hemen müdahale edilmiş ve doktor bunun büyük bir ihtimalle doğum kontrol hapıyla sigara kullanıyor olmasından kaynaklandığını söylemiş ki sigara kullanmıyor bile olsak böyle bir risk olduğu söyleniyor. Her ilaç gibi bunun da bir sürü riski var ama sigara içersek bunu tetikliyoruz. Ben bu arada hem meme kanseri korkusundan hem de sigara içtiğim dönemlerde bu hapı içmek istemediğimden böyle aralar vermiş oldum. Bu arada bir yılı bile geçti sigara içmiyorum arkadaşlar. Lütfen bırakın. Çok güzel bir his, müthiş bir özgürleşme. Yani sigarayı bırakmanın insanı ne kadar güçlü ve iyi hissettirdiğini hayal edemezsiniz. Lütfen bırakın, sigarayı bırakma videolarımı da izleyebilirsiniz. Bir değil, iki taneler. Emrinize amadeler. Bende tüylenme problemi yoktu. Varsa da ben anlamıyordum tüylerim sarı olduğu için. Ama tüylenme problemi olan bir arkadaşımın çok kız arkadaşım olmasının faydaları size aktarabileceğim çok şey var. Tüylenme problemine iyi geldiğini biliyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Unuttuğum bir şey yok. Ha, son olarak kısırlık korkusu yaşıyoruz. Ben de bunu yaşamıştım. Hani acaba böyle bir etkisi olur mu doğum kontrol yapının? Ama artık bu yaşta çevrende bir sürü hamile olduğu için böyle bir kamuoyu yoklaması yapabiliyorsun. Ve hamile kalmış tanıdıklarımdan birçoğu zamanda doğum kontrol hapı kullanmış. Demek ki direkt bir bağlantı yok gibi gözüküyor. Ama ben bilebilir miyim? Bu konuya çok mu hakimim? Değilim. Araştırmak ve yine doktorlarımıza sormak lazım diyorum. Bu konudaki deneyimlerinizi lütfen aşağı yazın. Böyle orada bir kızlar kulübü oluşturup birbirimizin deneyimlerinden faydalanalım. Diyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Söylemeyi unuttum. Her gün aynı saatte almak ilacın etkisi açısından çok önemli demişti doktorum. Bunu da aktarmış olayım. Umarım video faydalı olmuştur. Ve yine söylüyorum ki doktorlara danışınız. Bu bir arkadaşınızın size deneyimlerini anlattığı bir videodur. Bundan öteye geçemez. Yine de umarım
işinize yaramıştır. Sorularınıza bir cevap olmuştur. Bu arada uzun bir aradan sonra YouTube'a döndüm. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Lütfen içinizden beğenmekle kalmayıp bunu dışınızdan da yapın arkadaşlar. Şu beğene bir basın lütfen. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu tür içeriklerin devamı gelecek. Hoşçakalın.